Ankara pilücü haklı Vahit. Sizinkisi şanslı olmuş. Bence bu sayılmaz. Ne Allah Allah. Niye sayılmazmış? Hı. Omega Star mıdır nedir? O herif bizim dükkana girdiyse bir pırıltı gördü de girdi herhalde. Hiç gücünü kayırma. Benle akıl yarıştırmayı biliyordu. Şimdi efendi efendi sokağa çıksın. En büyük Vahit bağlı ol diye bağır bakalım. Tamam. Ay tamam ha. Ne çöktün? Eve gitmiyoruz mu? Ay otur şuraya 5 dakika gideriz. Bir haftadır şu iddia yüzünden çok yorulduk vallahi. Öf. Oh. Dek gözü gek. Olmadı be Asiyecik. Ne yapalım? Kısmet değilmiş. Canın sağ olsun. Üzülme. Öyle deme. Ne hayaller kurduydum. Dükkan ortak olunca gece gündüz çalışacaktım. Bizimki doğana kadar 3-5 biriktirip daha büyük bir eve çıkacaktık. Seninkileri de yanımıza getirip kocaman bir aile olacaktık ama... Şşş! Üzülme değil mi ha? Aa, böyle de iyi oldu. Sen kazansaydın Vahit dayı çok ara edecekti. Kendine yediremeyip üzülecekti yazık. Sözü ağızdan çıktığı için de seni ortak edecekti ama yüreğinden değil. Ben öylesini zaten istemezdim. Ha Vahit dayı ha babam bilir misin? O üzüleceğine varsın benim uşaklar biraz daha geç gelsinler. Haklısın aslında. Hırsa kapılıp burasını düşünmediydim bak. Eniştemin üzülmesini ben de istemem. Kalk Berat oğlan kalk. Nöbetçi bir turşucu bul bana. Karnındakinin canı turşu suyu çekti de. Bu saatte bu mevsimde turşucuyu nereden bulacağım? Sen istesen ayda bile turşucu bulursun be. Hadi kalk o zaman. Günaydın bacılar, dükkana mı? Evet. Siz gitmiyor musunuz? Vahit emmimizi bekliyoruz. Hem bugün acelemiz yok. Ne zaman olsa açarız dükkanı. Alt tarafı 8 kişi ağırlayacağız. Ama siz bir an önce gidin, belki bir faydası olur. Daha şey bitmedi. Hakeme söyleyin de duraklamaları da oynatsın. Belki uzatmalarda bir şansınız olur. Sus Sansar. Yenilenlere saygı göstermek lazım yahu. Centilmen ol biraz. Ayıp oluyor Recep. En büyük dükkan bizim dükkan. En büyük dükkan bizim dükkan. Ne oluyor be? Bağır sesiniz kısıldı. Galibiyeti kutluyoruz. Tamam geçin artık. Ben hazırım çıkabiliriz. Oturduğun yere kahvaltını et. Bugün tatil. Tatil mi? Tatil mi? Yani dükkanı açmıyoruz mu? Açmıyoruz. Ama Vahit amca arayı kapatabilirler. Hatta yenebilirler de. Biliyorum. Kazanmışken gıyıp mı edeceğiz yani? Evlatlar, bazen asıl galipler mağlup olanlardır. Zaferi nerede aradığına bağlı. Hadi bakalım, bana bir çay dökün. Gözlerinizi de yuvalarına geri sokun. Pırtlak pırtlak durunca içim kaldırmıyor. Ya hadi, hadi. Hadi uzat bardağını. Hadi. Dün gece arayınca çok şaşırdı. Uzun zamandır görüşmemiştik. Biliyor musun bu iddia en çok senin eski sevgililerine yaradı. Senin tarafından terk edilme komplekslerinden kurtuldular. Bakalım belli olmaz. Çocuk Ayten istediklerini yapmayarak öc alabilir. O biraz zor. Yemeğe çıkma sözü verdi. Ballı baba mantı ve kol börek 2 buyurun. Biz 2'ydik değil mi? He 2'ydik. Kimi aradınız? Ha Hülya, Deniz seni arıyor. Deniz suyu kaç derece? Aman. Efendim. Hanım programı başladı. Ne zaman? Harun'un hazinesine hoş geldiniz dostlar. Bugün yine fakslarınızla ve telefonlarınızla kafamı şişirmenize izin vereceğim. Ceza olarak da size birbirinden güzel parçalar çalacağım.
Asahi, unutmadan söyleyeyim. Bir sürprizim daha var. Bugün bana faks veya telefonla ulaşan ilk 20 kişiye Ballıoğlu 2 mantı ve çiğ börek salonunda yemek hepinize afiyet olsun. Gerçekten 20 kişi gönderir mi? Benimle yemeğe çıkmak o kadar kolay mı? Tamam, görüşmek üzere. Deniz bütün doktor arkadaşlarını aramış. 15 kişilik bir topluluk yolluyor bize. Etti 37. Ballıoğlu 2. Sağ ol aşkım. Görüşürüz. Tamam, ben de. Mustafa Eczade Puz sahiplerine burada öğlen yemeği veriyor. Ay, kaç kişi? En az 7 kişi geleceğiz dedi. Belki daha fazlası da olabilir mi? Bu durumda 42 müşteriyi garantiledik gibi korkuyor. Belki aradaki 50 farkı kapatabiliriz ha? Ballıoğlu 2! İyi ama biz aradaki farkı kapatana kadar Ballıoğlu 1'e hiç müşteri gelmemesi lazım. Evet, 8 müşteri bile bulsalar iş biter. Ya durun canım, durun, Allah büyüktür. Asiye, ne oldu? Bir şeyin mi var? Yok, iyiyim. Bana bak, casuslar geldiysen hiç heveslenme. Biz yapacağımızı çoktan yaptık. Yok be abla. Bizimkilerden haberiniz var mı? Kimlerden? Bizim dükkan takımından işte. Bir gittim, kapı duvar. Nasıl yani? Yani kapıya duvar örmüşler. Dükkanı açmamışlar. Allah korusun. Ya yolda başlarına bir şey geldiyse? Sabah çıkarken konuştuk Zeliha yenge, bir şeyleri yoktu. Ya dükkana giderken topluca bir kamyonun altında kaldılarsa? Ya soyguncularla polislerin arasında kalıp kaza kurşunda kurban gittilerse? Aman Allah'ım, ya çürük binanın altında geçerken balkon kafalarına düştüyse ya? Pes vallahi, ne fantezi. Evi arayalım, belki daha çıkmamışlardır. Ne oldu ya? Ne oldu be? Boşuna uğraşmayın. Buradayız. Ana, dükkanı mı şaşırdınız Vahidim? Yo, mantı yemeye geldik. Ne diyor bu be? Evet, mantı yemeye geldik. Sabah sabah mı? Daha servis açılmadı ki. Biz bekleriz. Belki sonra yer kalmaz. İlk müşterileriniz olalım istedik. Dükkanı niye açmadınız peki? Canımız istemedi. Ama enişte iddia. Ne iddiası be, cücük akıl. Sen bu dükkana ortaklığı çoktan hak ettin zaten. Kafan işliyor. Müşteri tutmayı da biliyorsun. İyi de çalışıyorsun. Senden hala ortak mı bulabilirim? Ama enişte. Geç. Benden daha iyi mi bileceksin? Ha? Ya kes sesini bakayım sen cücük. Enişten ne diyorsa odur. Daha öğrenemedin mi? Öğrendim. Öğrendim. Ortak mıyız? Ortaklar el sıkışır be. Arkadaşlar biraz dışarı gelebilir miyiz? Hadi gelin 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 gelin. Hadi. Ya cücük merak. Ne oluyor be? Binler duyduk duymadık demeyin. En büyük Vahit Ballıoğlu başka bir.